Şimdi genel olarak tabii Tokat bölgesi Alevilik açısından çok zengin bir bölge. Hatta tarihsel süreç içerisinde burası Alevi deposu olarak da adlandırılıyor. Yani Osmanlı tarihinde, yani o tarihsel süreç içerisinde Alevilerin önemli yaşam alanlarından birisi ve en önemlisi hatta Tokat. Çünkü Pir Sultan Abdal bile deyişlerinde insin sancak Kazova'ya dikilsin der. Yani Kazova, Tokat'la Tural arasında bir bölgedir, bir coğrafyadır. Ve bu bölge Aleviliğin en çok hareketli olduğu bölgedir. Celali isyanlarının ana merkez noktasıdır Tokat bir taraftan da. O anlamıyla yüzyıllardır hani tarihsel süreç açısından değerlendirdiği zaman Tokat bölgesi Aleviliğe damgasını vuran, Alevilik'te belirleyici bir nokta olan, coğrafya olan bir yer. Doğal olarak da yollar birincil mesele oluyor. Bu köyün yolu da yani burası bir Alevi inanç merkezi ve bölgenin en önemli köylerinden bir tanesi bu anlamıyla. Buranın yolları da aynı şekilde. Sadece buranın 22 mahallesi var. 22 mahallesinden sadece bu tekke mahallesi, yani dergan olduğu mahalleye çıkan yol asfaltlı, ama ona da asfalt demek biraz zor. Yani çünkü her taraf paramparça olmuş vaziyette. Şimdi şöyle ilginç bir durum var. Daha önce buna da biz dikkat çekmeye çalıştık. Örneğin burayla aynı rakımda aşağı yukarı, aynı yükseklikte ve Tokat merkeze de, Almus ilçesine de, bizim bağlı olduğumuz ilçe anlamında söylüyorum, Almus ilçesine de eşit uzaklıkta, mesafede Sarıören köyü var örneğin. Orası da bir Sünni köyü. Şimdi gittiğiniz zaman Sarıören köyüne, yani bütün yolları birkaç kez asfaltlanmış ki en son asfaltını da son bir ay içerisinde yaptılar yani. Her tarafı düzelttiler, çatlak patlak varsa onları tamir ettiler, giderdiler filan. Bunun hepsini yaptılar. Şimdi fakat burası örneğin bu köyle ilgili muhtarın dilekçeleri var, talepleri var. İşte valinin, kaymakamın her ziyaretinde ya da köylülerin onları her ziyaretinde dile getirdikleri konu var. Bu konunun başında da işte yol meselesi geliyor. Fakat bütün bunlara rağmen kaymakam diyor ki bizim bütçemiz yok, ödenek ayıramadık, buranın yolunu yapmayacağız diyor. Aynen. Açık açık yapmayacağız diyor yani. Şimdi diyorsun ki peki Sarıören köyününkini niye yaptın o zaman? Aynı mesafede, aynı uzaklıkta sana, efendim mesela o köyün hatta ikinci asfaltını attın. Yani ikinci asfaltını atıyorsun oraya. Stabilizesini tamamlıyorsun, eksiğini gideriyorsun filan. Ona bütçe buluyorsun ama bu Alevi köyüne bulmuyorsun dediğin zaman da vallahi isyan ediyorlar o zaman. Yani böyle kendilerince bir feryadı figana giriyorlar. İşte Alevi Sünni ayrımcılığı yapıyorsunuz. Ya ayrımcılığı sen yapıyorsun kardeşim yani. Yani ben yapmıyorum. Ben sadece senin yaptığın ayrımcılığı dile getiriyorum. Vali gelmiş de görüşmüş. Türbeyi ziyaret etmiş. Ondan sonra da buradaki insanlarla biraz sohbet etmişler. Lokma yemişler filan. Sanırım bir halktan vatandaşlar da orada dile getirmişler. Yani yolların durumunu filan. Dinlemiş sadece vali. Şimdi burada çok bariz ve açık bir haksızlık var ve ayrımcılık var. Biz bunu gündeme getirdiğimizde, daha iki ay öncesinde ya da bir ay önceydi bilemiyorum, gündeme getirdiğimizde, Haziran sonuydu evet, ben gündeme getirdiğimde mecliste soru önergesi de verdik. Yani DEM Parti milletvekili Sayın Celal Fırat bu konuyla ilgili, bizim köyle ilgili soru önergesi de verdi bizim girişimlerimiz üzerine. Şimdi bu soru önergesi verdiğimizde örneğin kaymakam şey demiş, bizim vakıf başkanına falan görüşmüş, demiş ki ben ayrımcılık yapmıyorum. İşte orada Filtise köyü var. Duru Dere'ydi sanırım yeni ismi. İşte o köyün yolunu yaptırıyorum. İşte Kapıcı köyü var. Onun yolunu yaptırıyorum. Bak ayrımcılık yapmıyorum. Şimdi dediği köy iki tane köy. Bu devletten alması gereken hizmeti bugüne kadar alamamış iki köyden bahsediyor. Geciktirdiği hizmeti şimdi götürüyor. Onu da şey olarak anlatıyor yani. Ben bak yapıyorum, ayrımcılık yapmıyorum diye. Ya kardeşim asfaltı olmayan Sünni köyü yok bu Almus ilçesinde. Yani hatta mahallelerinde yolu yapılmayan, asfaltlanmayan, taş parkesi döşenmeyen mahalle kalmamış yani. Mezra kalmamış. Mahalle dedim, mezra kalmamış. Ama sen burada önemli bir Alevi inanç merkezi. Buraya her gün bir sürü lokma getiren olur. Ziyaretçisi çoktur. Buraya gelenler buradan faydalanan, bu yoldan faydalananlar sadece Hubyar köylüleri değil. Ülkenin birçok yerinden. Binlerce, on binlerce insan, özellikle cumartesi pazar. Çok kalabalık olur yaz aylarında. Ama bu yollar işte vaziyet o şekilde ve kaymakama biz bunu ifade ettiğimizde ya da dile getirdiğimizde kendisi bir farklı bir savunmaya girişiyor.
Aynısı Zile için de var. Biz bunu biliyoruz yani. Örneğin ben milletvekiliğim süresi içerisinde özellikle Zile, Karacaören bölgesinde tam 4 tane Alevi köyünün kesiştiği, birlikte kullandığı yolda şey yapılmıyor. Yani yolla ilgili ne köyün içerisine ne etraf yollara asfaltlama yapılmıyor, yol düzeltmesi yapılmıyor, stabilizesi yapılmıyor. Buradan kaynaklı da bir sürü trafik kazası oluyor. Bunu mecliste dile getirdik ama hala aynı durum.